Evet, herkese merhabalar, hoş geldiniz yayınıma. Bugün 1 Şubat 2021 Pazartesi günü, haftanın ilk işlem günden herkese merhabalar. Ve Şubat ayına da girmiş bulunduk, Ocak ayını geride bıraktık. İnşallah hayırlı uğurlu ve güzel bir ay olsun diyelim. Ama yani Şubat ayı işte sabah itibariyle Avrasya Tüneli zammıyla tabii ki uyanmış olduk. Yani zamla uyanmış olduk. Ona şöyle bir değinelim çünkü %26 çok ciddi oranda bir zam bu. 46 lira oldu Avrasya Tünelinden geçmek. Yani bir gidiş, bir de bunun gelişi var. Eğer aynı yerden gelecekseniz çarpı 2 diye düşünün arkadaşlar. Şimdi bundan önce zaten otoyol ve köprülere çok ciddi oranda Ocak ayı içerisinde zamlardan bahsetmiştik. %25'lere varan zamlardı. İşte elektrikti, doğalgazdı. Özel tüketim vergisi bir şey olmuştu. Zam geldi özel tüketim vergisine. Bu özel tüketim vergisi, hani kullandığınız internetin, işte telefonun, bunların içerisinde var, hem de çok büyük bir şey kaplıyor, ciddi oran tutuyor. Ve gıda fiyatları hep gündeme geldi. Ayçiçek yağı hala konuşuluyor. Ona bakarsanız hani dışarıda bu zamlar yapılırken hani enflasyon oranına baktığımız zaman hani sepette enflasyon çok da böyle şey durmuyor. 14.6'ları gösteriyor filan durumları var. Şimdi eskiden böyle bir araba konforu vardı. Araba konforu, araba kullanmanın, otomobil kullanmanın bir konforu vardı. Hani onun için bir şey ödeye gidiyordunuz. Bedelinde kazanmaya çalışıyordunuz. Ama bu saatten sonra özellikle işte bu İstanbul'da gerçekten araba kullanmak, otomobil kullanmak hani böyle hani konfor olmaktan çok eziyet vermeye başladı. Öyle görünüyor. Bu saatten sonra herhalde otomobil kullanmak çok 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 böyle zorlayacak gibi de duruyor arkadaşlar. Neyse, çok uzatmayalım. Ama önemli bu konular. Yani çünkü biz bunlarla yaşıyoruz arkadaşlar. Gündem, büyük bir gündem ve önemli bir gündem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii gümüşle başlayalım isterseniz. Çünkü önemli, aktarmak istediğim önemli haberler de var. Şimdi biliyorsunuz gümüşte bu Reddit yatırımcıları ne yaptılar hafta sonu? Dediler ki hafta sonu değil de işte geçen hafta dediler ki gümüşün olması gereken yer 1000 dolar dediler. Biz iddia ediyoruz bu buna gelecek dediler. Sonra gümüşte tabii çok sert böyle ciddi böyle çıkışlar oldu. İndi çıktı, indi çıktı derken işte şu anda gümüşün onsuna baktığım zaman bugün itibariyle 30 dolarları bir gördü gümüş ons. Ondan sonra tekrar indi geldi işte bir 29'lara geldi. Hatta böyle bakayım, evet yani 29'lara geldi, 29'un biraz daha altına geldi mi, şu grafikten bakıyorum, anlık grafikten baktığım zaman 29 ile 30 arasında gitmiş gelmiş, 30'u bir görmüş bir kere, ondan sonra tekrar aşağı yapmış. Şimdi arkadaşlar, şimdi gümüş daha fazla gider mi, hakikaten 1000 dolar olur mu, bunu dün zaten konuştuk. Hani inanıp inanmadığımla ve fikrimi de aslında dün beyan ettim. Ben 1000 dolar olacağına inan çok yani açıkçası hani herkes tabii ki inanmakta, neye inanmak istiyorsa ona inanır. Ama ben hani bu sürecin neticede hani bu işin arkasında devletler var, hükümetler var. Yani kalkıp da bunu ben işte 1000 dolar yapacağım dediğiniz zaman hani bunu 1000 dolar yapamazsınız. Yani bu o kadar kolay bir şeydi. Şu anda insanlar fiziki olarak gümüş almaya çalışıyorlar tüm dünyada buna destek vermek için. İşte burada çok fazla işte ons'ta görüyorsunuz bir 30 dolarları gördü ama anlık baktığınız zaman çok fazla iniş çıkışlar da yapıyor. Hani bu gümüş nereye gider kısmı açıkçası biraz hani şey, bana göre soru işareti gibi duruyor. Hızlı bir şekilde yükselebilir, nereye gider bilmiyorum. Hızlı bir şekilde de düşebilir. Çünkü göz göre göre çok ciddi burada şu anda hani manipülasyon var. Yani burada manipülasyonun olduğu yerde bir oturup düşünmek lazım. Hani bu kadar açık ve net bir şekilde siz insanları yönlendiriyorsunuz, bir emtiaya yönlendiriyorsunuz. Ondan sonra oradan da bir kar bekliyorsunuz ya da bir şey bekliyorsunuz. Yani bir şey yakalamayı, fayda sağlamayı düşünüyorsunuz. Bu en azından kısa dönemde biraz ben bu kendi adıma çok hani zor olacağını düşünüyorum. Ve özellikle de hani böyle dediğim gibi işin içerisinde göz göre göre manipülasyon olduğu da var. Dolayısıyla hani yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Nereye gider bilmiyorum ama nasıl yükseliyorsa çok hızlı bir şekilde de aşağı gelme ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi hani bu şimdi dünyada yürüyen bir sistem var. Bunun arkasında devletler, hükümetler hani kurulmuş bir düzen. Siz bu düzeni kalkıp da 2 günde yok edemezsiniz. Buna ne yaparlar? Mutlaka
karşı gelirler. Yani buna izin vermezler, öyle söyleyeyim. Buna izin vermezler bu kadar hızlı gitmesine. Ama dediğim gibi siz neye inanıyorsanız ona yatırım yapabilirsiniz. Yani şöyle bir şey de var. Ben alayım şimdi kalsın diyorsanız alırsınız. Hani böyle çok uzun zaman beklersiniz. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, neyse. Elbette ki gümüş işte o aldığınız rakamlara mutlaka, biraz üstüne mutlaka bir şekilde gelecektir. Ama kısa vade için bakıyorsanız, eğer ben alayım da bir hafta sonra, bir ay sonra $1000 olur, $500 olur, $250 olur, böyle bir inancınız varsa eğer, çok üzülebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü özellikle bunu son dönemde biz altında çok yaşadık. Çünkü altında ciddi insanların psikolojileri bozuldu. Yüksekten alanların, dolayısıyla da hani burada biraz tuzağa da düşmemek için dikkat etmek gerekiyor. Yani ben bu uyarıyı yapmak zorunda hissediyorum. Çünkü bana hani gümüşle ilgili net bir rakam ne olur diye soran da var. Yani bu kadar manipülasyonun işin içerisinde de, bunu işin içerisindeyse bunu söylemek çok doğru. Zaten söylemek doğru değil. Artı kaldı ki yani hani yasak. Yani hani buradan bir rakam yasak söylemek, yatırım tavsiyesi vermek zaten doğru değil ve yasak. Hani ben ancak kendi fikrimi ve neye inandığımı size anlatabilirim. Benim de gümüşle ilgili inancım bu arkadaşlar. Çok kısa bir zaman içerisinde yükselebilir, yükselmeyebilir. Ama bunun çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl ki işte altına inanıp da aldı başını gidiyor da hani son anda en yüksek seviyeden alanlar şu anda çok büyük sıkıntılardalar. Dolayısıyla aynı şeyi de gümüşte yaşamamak için dikkat etmek lazım. Ama ben uzun dönemli bir pozisyon almak istiyorum, alacağım, atacağım bir kenarda kalsın diyorsanız eğer, tabii ki niye olmasın, olabilir. Neticede gümüşte yani bir yatırım sepetinizde de bulunması gereken bir öyle değerli bir emtia olduğunu da söyleyebiliriz. Yani benim hatta bakın bununla ilgili de bugün şey var, onu da söyleyeyim size. Bu Reddit yatırımcılarının gümüşte duvara toslayacağını söyledi daha doğrusu. Bloomberg News emtia muhabiri Eddie Van Der Walt. Emtia piyasalarının daha büyük hacimlerde ve farklı bir yapıda olduğunu kendisi belirtiyor ve diyor ki bu iş bu kadar kolay değil. Dolayısıyla bu Reddit yatırımcıları gümüşü öyle kolay kolay da istedikleri seviyeye getiremezler diyor. Bunlar duvara toslayabilirler. Toslarlar demiyor, toslayabilirler diyor. Aslında burada hani söylemek benim de hani benzer bir şeyi aslında söylüyor. Yani şu oturmuş bir sistem, oturmuş bir düzen var dünyada. Dolayısıyla siz bu sistemi böyle yıkamazsınız. Yani bu o kadar kolay bir şey değil. Müdahale olur. Öyle diyeyim, yani müdahale olur. Bu nedenle de hani gümüşte neler yapabiliriz kısmıyla ilgili benim fikrim bu, gerisi size kalmış bir şey. Yani hani bu noktada hani bir şey almak istemem. Yani hani siz böyle dediniz de şöyle oldu da bilmem ne filan. Yani bunu söylemek zaten doğru değil arkadaşlar. Ama ben inandığım şeyi size söyledim. Yani hani uzun vadeli pozisyon alınabilir ama kısa vadede altına düştüğünüz gibi altında yaşanan sıkıntıları yaşamamak adına dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Çok da orada kalmayalım. Şimdi Amerikan dolar endeksine bakalım. Dünyada dolar baktığınız zaman 90.70. Endekste biraz yükseliş var. Ama dönüp bakıyoruz. Yani dünyada doların aslında hani bir miktar değerlendiğini söyleyebiliriz. Hani endeks 90-91 arası gidip geliyor. Biz 89'ların altına düşmüştü ama oralarda çok tutunmadı. Sonra tekrar geri geldi arkadaşlar. Şimdi bu teşvik paketiyle ilgili Şubat ayında aslında görüşmeler başlayacak. Ama cumhuriyetçilerden bir şey var. 1.9 trilyonluk paketi çok büyük buluyorlar ve diyorlar ki hani bu rakamı biraz düşürün diyorlar. Yani bu rakamı biraz düşürün diyorlar. Hani orada Şubat ayı sanki zaten böyle hani karşılıklı tartışmalarla geçecek. Zaten bu işin Mart'ta biteceğini de kendileri de ifade etmişlerdi. Şimdi geldiğimiz zaman tekrar içeri gelelim. Biz de dolara baktığımız zaman hakikaten çok kritik seviyelerde dolar hareket ediyor şu anda arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen şuradan size rakamları söyleyelim. Ne dedik? Dolarda 7.24 çok şeydi, yani destek bir noktaydı. 7.24'ün altına, hatta şöyle yani hadi 7.20 diyelim, bunun altına gelmemesi gerekiyordu. Yani buraları gördükten sonra aşağı gitme sinyali verebilir demiştik. Şimdi dolarda o bugün
Çok kritik seviyede dolar hareket ediyor arkadaşlar. Yani gün içerisinde sabah 7.31, 7.30 civarında başladı ama şu an ben bu yayını yaptığım saatlerde 7.22'leri gösteriyor. Yani çok kritik bir seviyede. Hani bu seviyenin altına mı gider, yukarı mı çıkar? Bunu izleyeceğiz. Fakat hani benim düşüncem şu ki, benim hissiyatım şu ki arkadaşlar, yani inse bile buralarda çok aşağılarda kalmayacağını ve tekrardan hani eski seviyelerine, 7.30'ların üzerine atacağını düşünüyorum. Ben, bu benim tabii düşüncem, bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten şu noktada elinde dolar tutanların bizlerin de bozacmaya hiç niyeti yok. Dolayısıyla hani niye düşsün? Hakikaten bu işin yani düşünürüm ya. Yani çünkü hiçbir işe yaramaz yani doların hani 7'lere ve 7'nin altına gelmesi hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Yani biz 3 kuruş ihracatımız var. Bu kadar insanın elinde şey var. Yerleşiklerden bu kadar döviz tevdiat hesabı var, bilmem ne bilmem ne yani. Yani neticede ben doların çok aşağılara gelse bile oralarda kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Umarım da öyle olur diye ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Devam edecek olursak altında arkadaşlar 1863, yani o altının onsundaki 1870'ler rin kırılması gerekiyor diyoruz. Çünkü bakın, ama ons burada zorluyor. Yani altın hakikaten zorluyor. Dolayısıyla hani gümüş de böyle yükselme potansiyelinde ya. Hani onu da göz önüne alırsak. Gerçi hani birbirleriyle dediğim gibi bir paralellik, bir korelasyonu vardır altınla gümüşün. Fakat bağı da her an kopabilir. Neticede hani ons burada çok aşağı gitmedi. Yani Ocak ayını çok kötü geçirdi biliyorsunuz. Ons tarafı, altın tarafında çok kötü bir Ocak ayı geçirdik. Ama şu Şubat ayına yükselişle başladı. Gün içerisinde şu anda %1 civarında onsa bir yükseliş var. Bu teşvik paketi de şu anda destekliyor. Diğer taraftan da işte aşı haberleriyle alakalı da hani aşı haberleri çok da hani tam anlamıyla işe yaramış değil hala, çünkü mutasyonlu virüsleri konuşuyoruz. Ama bu teşvik paketi çok önemli olacak ve artık hani böyle yüzüyoruz kuyruğuna giriyoruz ve altında güçlü duruyor. Buradan 1830'ların altına gelmemek için elinden geleni yapıyor. Yani yükseliş trendinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani sinyal biraz daha, bütün sinyaller biraz daha yukarı gideceğini gösteriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anki sinyaller. Borsa biraz toparlanmak üzere. Yani bugün biraz hani 1489 %1 artışla başladığı güne borsada BIST 100 endeksi, ama yine de kritik seviyelerde. Yani bir gidip tekrar aşağıda yapabilir. Çünkü bunun buradan bir 1500'ün üzerine görüp oralarda kalıcı biraz hani olması ve sonrasını görmek lazım. Şu anda tam bir yükselişin başladığını bence söylemek çok doğru olmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve gram altına geldiğimiz zaman gram altın maalesef, yani ons tarafı yükselse bile içeride 7.20 seviyesine, 7.21'lere gelmiş bir dolar kuru var. Dolayısıyla da bu dolar kurundan olumsuz etki alıyor. 433 lira şu anda. Hani kur aşağı çekiyor. Ons yukarı çekerken kur aşağı çekiyor. Tabii ki onsta yüksek oranlarda artışlar olursa elbette ki hani kur aşağıda olsa bile, bu seviyelerde kalsa bile ons bunu yukarı taşıyacaktır. Ama ciddi böyle yükselişlerin olması gerekiyor şeklinde söyleyebilirim size. Gram altın cephesi işte böyle 433 TL hala ons kadar şey yapmıyor. Yani bir kurdan etkilendiği için çok da hani moralimizi düzeltmiyor. Ya öyle söylemek daha mantıklı olur. Çok moralimizin düzeldiğini söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan, evet, yani gümüşü konuştuk. Gümüş fiyatlarının yani 8 yılın zirvesine geldiğini söyledik. Şimdi 8 yılın zirvesine gelmiş bir gümüşten bahsediyoruz. Bu noktada işte aynen altında olduğu gibi yatırım yaparken çok dikkatli olmak lazım. Kalkıp da 8 yılın en yüksek seviyesinden bir gümüş aldığınız zaman hani bu gümüş nereye gider kısmı, işte hani şey, yani tren kaç diyor. Hani bizim küçük yatırımcının en büyük sıkıntımız bu ya. Eyvah işte kaçırıyoruz duygusu olduğu zaman en yüksek seviyelerden de alabiliyoruz diyorum ve gümüşü artık burada kapatıyorum. Yeri gelmişken o cümleyi de etmeden geçmek istemedim arkadaşlar. Diğer taraftan arkadaşlar dünyada bir gerginlik var.
Yani zaten gerginlik var. Neden dolayı? Bu işte bir salgınla başlayan ciddi bir sıkıntı var. Şu anda mesela aşılarla baktığımız zaman yani ülkeler birbirine kavga etmeye bile başladılar. Avrupa işte İngiltere ile işte kendi aralarında bile bir şey var. Münakaşa var, bir kavga var. Herkes daha fazla almak istiyor. Daha fazlasına ulaşmak istiyor. Ve baktığınız zaman gelişmiş ülkeler neredeyse bütün hani yapılan şu anda aşıların hemen hemen hepsini satın almış durumdalar. Ve yoksul ülkelere, öyle söyleyelim, yoksul ülkeler ancak aşıya 2022 yılına da ulaşabilecekler. Yani hani o kadar geriden geliyorlar. Bu da hani şu anlama geliyor. Hakikaten böyle iyice böyle uçurumlar açılıyor. Yani hani bu kıyak değil de nedir? Kıyak, yani yeri geldiği zaman biz Avrupa'yız, bilmem neyiz, Amerika'yız, şuyuz, buyuz diyorlar ama işte yani can tabii söz konusu olunca, canımız söz konusu olunca hiç kimse kimseyi de bakmıyor. Aslına bakarsanız kimsenin kimseyi taktığı da filan yok. Yoksul moksul dinlemiyorlar. Herkes parayı basıp bir an önce bütün aşıları satın alıyor ve Avrupa maşallah bu konuda kimsenin eline şey yapmıyor. Yani eline kimsenin su dökmüyor. Ve dolayısıyla dünyada arkadaşlar böyle bir gerginlik var. Bu gerginliğe baktığınız zaman aslında her yerden bir patlak veriyor. Mesela işte bu en son henüz daha yeni ordu Myanmar ordusu Myanmar'da gittiği yönetime el koydu. Aralarında bir ne oldu derseniz, hani aralarında böyle bir gerginlik orduyla işte şey arasında, hükümet arasında diyelim, bir gerginlik vardı. O gerginlik bir şekilde böyle şeye geldi. Yani gittiler, liderleri gözaltına aldılar. Ordu yönetime el koydu. Böyle bir durum var Myanmar'da. Bir gerginlik zaten var, biliyorsunuz Avrupa'da bu gerginlikler, işte özellikle bu salgınla beraber işte Hollanda'da çok ciddi anlamda insanlar sokağa dökülmüşlerdi, protestolar yapıldı. Ondan önce Fransa'da vardı, İtalya'da biliyorsunuz istifalar var baktığınız zaman, Rusya'da şu anda Rusya'da protestolar yapılıyor, 4000'den fazla insan gözaltına alınmış durumda şu anda Rusya'da. İşte Rus muhalif liderleri gözaltına alındığı için, tutuklandığı için binlerce insan protesto etmek için sokaklara döküldü. Metroları kapatıldı. Dolayısıyla hani böyle dünyada da böyle çok ciddi bir gerginlik var ve bu gerginliği de aslında görmezden gelemeyiz. Yani bunları da yani ekonomiyi takip ederken, çünkü aslında bunlar hepsi bir iç içe yürüyor. İç içe birlikte yürüyor baktığınız zaman. Ekonomileri etkiliyor. Diğer taraftan işte bu kadar stresli bir dünya. Aslında dünyada çok stresin, tedirginliğin inanılmaz arttığını söyleyebilirim ben size. Her yerde bir sebepten dolayı bir şekilde insanlar acayip derecede, ülkeler hatta, büyük sıkıntılar, büyük tedirginlikler ve büyük stresler üzerinde oturuyorlar. Resmen hani böyle her an patlayacak bir bomba düşünün, onun üzerinde oturan bir dünyayı düşünün. Her an her şey olabiliyor yani. Diğer taraftan mesela geçtiğimiz günlerde yine haber olmuştu Yunanistan'la alakalı. Yunanistan biliyorsunuz 9 aylık zorunlu askerlik süresini 12 aya çıkardığını açıklamıştı. Yani bir sormak lazım, hayırdır yani ne oluyor, hayırdır, niye 9 aydan 12 aya çıkardınız? Durup dururken zaten asker, hani bu kadar hani finansmanınızın da ekonominiz de bu kadar iyi değil. Yunanistan'ın bu kadar ekonomisi de muhteşem değil ama kalktılar işte ne yaptılar? 9 aylık süreyi hadi 12 aya çıkartıyoruz, ne gerekiyorsa verelim ama bu süreyi uzatalım dediler. Dolayısıyla hani orada da bir bu tarafa bir aslında yatırım da var. Tabii bunun hani en büyük şeyine baktığınız zaman işte Ege'de ve Doğu Akdeniz'le alakalı ilk aklımıza gelen şey Doğu Akdeniz ve Ege'de, hep bunlarla bir gerginlik halindeyiz. Evet, biz çok iyi diyaloglar, çağrılar yapıyoruz, oturalım konuşalım bilmem ne diyoruz ama işte bu mesela Fransa'dan Yunanistan çok büyük bir güç alıyor. Zaten gitti onlardan bir savaş uçakları filan da satın aldı Fransa'dan. Avrupa Birliği de işte o liderler zirvesinde Fransa ile birlik olup bire bize böyle bir şeyler yapmaya, yani yapalım yaptırım yapalım dediler, durdular diğer tarafta.
Dolayısıyla da hani Yunanistan'da biraz aslında kendine yatırım yapıyor bu anlamda. Bu Doğu Akdeniz meselesi, Ege meselesi, Kıbrıs meselesi, yani bu taraflarda böyle güçlenebilmek için ben askeri anlamda daha güçlüyüm ya da diyebilmek için, daha sıkı durabilmek için bu tarz şu anda girişimleri oldu arkadaşlar. Girişimleri var. Bunun haberler daha yeni, işte geçen hafta gündeme gelmiş haberler, öyle söyleyeyim. Ve Bitcoin de söyleyelim, bugünkü yayınımızı kapatıyor olalım. Bitcoin'de de çok fazla ben değil yani, öyle yani işte 40 bin dolarların üzerine çıkmış bir Bitcoin, ondan sonra geldi 31 bin dolarlara. İnsanlar bundan para kazanacaklar yani. Alıp bir kenara atıyorsanız okey, zaten bütün yatırım araçları öyle alıyorsunuz. Hani ufaktan bir şey alayım da orada kalsın yani, 3 sene 5 sene sonra oturup bir bakarım artık, o zaman Allah ne verdiyse. Ama şu anda mesela hani bir yukarı çıkış gösterdi tekrar, şimdi 34 bin doları gösteriyor. Fakat buna tabii çok mesela Elon Musk büyük destek veriyor, Elon Musk'ın büyük desteği var. Şu anda aslında Elon Musk'ın adı baktığınız zaman bütün ekonomi yatırımları, işte borsaydı, işte gümüşte adı geçiyor, işte Bitcoin için bir şeyler söylüyor. Yani Elon Musk yani hakikaten onu bir şey yapmak, söylediklerini hani doğrudur demiyorum, hani yaptığı şeyler, söylediği şeylerin doğru olduğunu söylemek istemiyorum ama piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Yani piyasayı yönlendiriyor, hatta çalışıyor değil, yönlendiriyor. Yani, o öyle olacak diyor, işte bilmem ne filan. Ve Bitcoin'e inandığında zaten kendisi buna da inandığını, yatırım yapmak istediğini söyledi. Fakat diğer taraftan geçen gün, tam adını hatırlamıyorum şu anda, büyük bir uluslararası finans kurumu da dedi ki Bitcoin'e çok fazla dediği şey yok. Şu anda 40 bin doların üzerine çıkaracak bir giriş yok. Yani böyle bir talep yok. Dolayısıyla da bu talep olmadığı için o 40 bin doların üstünü çok beklemiyoruz demeye getirdi ki bugün 34 bin dolarlardı. Ama hani sadece Bitcoin kripto paralar içerisinde en popüler olanı, onun için hep Bitcoin Bitcoin diyoruz. Tabii ki altcoin'lerde de çok fazla işlem oluyor. Hani Türkiye'de de artık bunun hani böyle şey gibi al sat, yani bu heyecan isteyenler ya da inananlar, öyle söyleyeyim, kripto paralarla da çok böyle şeyler var yani, al satlar, beklemeler, şunlar bunlar da yapılıyor arkadaşlar. Evet, bugünkü haberler böyle. Şubat ayına da böyle bir giriş yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Faydalı bulduysanız lütfen videomu paylaşın. Beğenin ve yorum yapın. Ayrıca Hatice Kolçak Twitter adresinden de beni takip edebilirsiniz. Instagram adresim de Kolçak Hatice. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.